bakalım. Çünkü çok keyifli bir maç futbol severleri bekliyor. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim Çiğdem. Günaydın, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Şimdi önce Trabzon'u bir konuşalım. Galatasaray beraberliğinin ardından da bir bağlantı yapmıştık. Sizin analizlerinizi almıştık. Ee, şimdi şimdi Trabzonspor'dan nasıl bir reaksiyon bekliyorsunuz 5. hafta itibariyle merak ediyorum. Bir de Ekim'de milli araya, araya gir, girilecek. O zamana kadar 4 mücadele oynayacak Trabzonspor. 4'te dört 4 dört yapar mı? güzel bir temelli tabii ki 4'te 4 yapması ee, yani tabii ki lig e, her hafta e, farklı bir e, oyun yapıları içerisine sokuyor takımları yani çünkü artık takımlar birbirini biraz daha fazla tanıyor bazı takımlar bazen çok yoruluyor yani o yüzden e, her hafta değişen bir oyun beklediğimiz belki oyunun altında oluyor bazı oyunlar beklediğimiz oyun üzerinde oluyor e, tabii Trabzonspor Galatasaray maçı da e, yani aslında e, Trabzonspor'un bu sene oyuna başlama adına belki en zor e, oyuna girdiği maçlardan bir tanesiydi. Hatta hatta çok zorlandığı e, bir oyun e, girişi yaptı. Tabii ki bunda Galatasaray'ın oyun planı da çok önemliydi Çiğdem. E, yani özellikle öndeki genç oyuncular, dinamik oyuncuların, Trabzonspor'un özellikle arkadan oyun başlatmasındaki baskısı bazen Trabzonspor'u e, bu anlamda zorladı. Bu sene Roma maçından sonra baskı yiyip de bu baskıdan çıkamadığı maçlardan bir tanesi oldu. Ama o bölgeye geçtiği zaman geldi Trabzonspor oyunu daha kontrollü, daha önde pozisyon bulabilecek. Bence o üretkenliğin içerisine gitti. Girdiğini ben düşünüyorum. Yani güzel bir oyundu. Eksiklerin de çok görüldüğü bir oyundu. Oyuncuların oyunu kazanma arzusu bence en çok değerli olan yöndü Çiğdem ki bu bu maçlar bayağı bayağı bir yüksekti. 2-0'dan maçı 2-2'ye getirip en azından o da bir ayrı bir keyifti. Yani bundan sonraki milli takım arasına kadar ki 4 maç yani bence kazanılabilecek maçlar ama dediğim gibi her hafta oyunlar birazcık daha sertleşiyor ve Trabzonspor'un oyununa göre rakipler daha farklı bir düşünce içerisinde girebiliyor. Şimdi Sol önce de konuşmuştuk. Hani takımda en problemli hocam bölge gibi gözüküyor. Tronsen'in de bir sakatlığı var. Kasımpaşa maçında şimdi savunmanın solunda kim oynayabilir, kim oynamalı, nasıl bir 11 bekliyorsunuz? Biraz daha detaylı isterseniz teknik detaylara geçelim. Yani Çiğdem Trabzonspor'da özellikle sezon başından beri e, yani sol kenar oyunu ile ilgili, sol kenar oyuncularla ilgili hep bir problem konuşması e, yani oluyor. Ben aslında e, yani bazı bölgeler var. E, oynadığın oyun e, birazcık e, takımın oyunuyla de alakalı. Yani özellikle defans oyuncularının öndeki hücum oyuncularıyla, orta saha oyuncularıyla alakalı e, oyun gelişimi Bence bazen oyuncunun performansını da etkiliyor. Yani ben şu an herkes İsmail yorumuyla İsmail olumsuzluğuyla Trabzonspor'un o bölgesinde bir problem varmış gibi görülüyor ama ben Galatasaray maçındaki tabi yani biraz orta sahanın çok fazla ile iletişimin uzak olduğu yani Vakame'nin topu çok fazla önde istemesi, Hugo İsmail özellikle hücum başlangıcındaki doğru çıkamama İsmail pozisyonunu birazcık olumsuzlaştırdığını e, ben düşünüyorum yani buradaki oyunu çok fazla İsmail'in olumsuzluğuna e, bence başlamamak gerekiyor Hatta Abdullah Hoca yani 36 dakikada İsmail dışarı alınması Bence e, tamamen İsmaille alakalı değildi e, ben e, tabi Troson yok e, Perez o bölgede oynayabiliyor o Densville e, bakıldığı zaman e, ikinci yarı e, toram sonra o bölgede oynadı yani çok fazla problemi teşkil ettiği bir bölge olduğunu ben düşünmüyorum. Hı hı. Yani her geçen hafta o bölgede Trabzonspor tolere edeceğini ben bekliyorum. Yani 11 olarak yani belki yine İsmail'e başlar, Densville'den başlayabilir sol kenar oyuncusu olarak. Diğer bölgelerde Cerminio'nun oynayacağını düşünürsek Ömür Cerminio değişikliği. Trabzonspor'un genel sezon başı başladığı hı hı. o 11 ile başlar diye düşünüyorum ben Çiğdem. Şimdi Abdülkadir Ömür konusuna da ayrı bir parantez açmak istiyorum. O konuda sizinle çok fazla sohbet edememiştik. İşte kulübede döktüğü gözyaşları vesaire çok konuşuldu. Sonrasında yenen bir yemek var taraftar liderleriyle. Toparlanır mı bu noktadan? Hocanın yaklaşımı nasıl olmalı? Ne dersiniz? Yani Abdullah Hoca, Abdülkadir Ömür konusunda çok doğru yolda Çiğdem. Yani bunu hem antrenman e, izlenimleri, hem antrenman performansı, hem maç performansı, oyuncuyu hangi dönemde nasıl kullanılacağını sezon başından beri bence çok iyi bir planlama yaptığını ben düşünüyorum. Yani e, Abdülkadir Ömür üzerinde bu kadar e, beklenti yüksek bir teknik adam e gerçekten e, şu an ömür için çok büyük bir şans olduğunu ben düşünüyorum. Yani oyuncular bazen kötü oynayabilir, formsuz olabilir, fiziksel şey, yetersizlikler olabilir. Ama yani ömürün komple bir problem içerisinde şu an. Yani bu olumsuzluklar e, tabii ki ömürün oyununu, ömürden beklentileri tıkatmayacak, tıkanmayacak yani. Ee, yani yine ben Abdullah Hoca'nın en değerli veya en erken toparlanmaya çalışacak e, bir oyuncusu olarak görüyorum ben ömrü. Zor bir süreçti tabii. İyi oynamak istiyor fakat yapamadı. E, oyunun sonunu getiremediği bazı pozisyonun sonunu getiremediği e, genelde oyun içerisinde kaldı. İstediklerini yapamadı. Yani ben bunları biraz e, fiziksel ve mental yorgunluğa e, ver vermek istiyorum. Çiğden. Çünkü yani... Abdülkadir Ömür'ün iyi oyunlarını baktığımız zaman yani gerçekten çok değerli farklılıklar ortaya çıkıyor. Hı hı. Ben kısa zamanda toparlanacağını düşünüyorum. Yani tabii ki taraftarın yani artık yani bu kadar takım için her oyuncu değerlidir ama gerçekten duygusal bir oyuncu olduğunu dışarıdan çok net görünen bir yapısı var. Yani her iki oyuncuyu da bence o dakikadaki tepkileri hiç hoş gelmedi bana. Yani Trabzonspor taraftarının ben artık hem oyunu izlemede hem oyuncuya değer vermede çok farklılaştığını hep söylüyorum. Yine de söyleyeceğim. yani yanlış bir hareketti. Ben Abdullah Hoca ile beraber ömrün toparlanacağını ben düşünüyorum. Evet, taraftarlarla bir yemek yeme en azından bazı şeyleri belki konuşma gibi şeyler vardır. Bu davranışlar bazen iyi bazen bilmiyorum. Yani oyuncuyu ne kadar olumlu etkiler bilmiyorum ama toparlanan toparlanır bir Abdülkadir Ömür bekliyorum ben. Peki 18 yıl sonra oynanacak derbiyle de ile biraz mercek altına alalım mı hocam? Ne dersiniz? Herkes heyecanlı yani Fenerbahçe Galatasaray rekabeti neyse Göztepe Altay'da o. Yani uzun süredir lig hasreti çekiyor İzmir'in iki kulübü de. Yani eğer pandemi koşulları olmasaydı herhalde tribünde yer bulunmazdı. Çok da keyifli bir maç olacak gibi gözüküyor. Ağır basan bir taraf var mı sizin gözünüzde yoksa beraberlik kokan bir maç mı merak ediyorum. Yani çok anlamlı bir maç olacak. Evet. E, dediğiniz evet. gibi 18 yıllardan sonra ben Atatürk Stadında oynanıp e, yani 80 bin kişi doldurabilecek kapasitede iki taraftar olduğunu ben e, düşünüyorum ama tabii ki süreç bunu müsaade etmiyor. E, yani güzel, zevkli e, futbol e, seviyesi e, ne kadar yukarıya çıkar bilmiyorum ama yani futbolun kültür seviyesinin bence en üst düzeyde olacak olduğu bir oyun olacağını ben bekliyorum. E, Altay lige tabii ki çok iyi, iyi iyi başladığını ben düşünüyorum. Yani Mustafa Hoca ile beraber gerçekten çok pozitif bir oyun içerisindeler. Hucum yönleri çok yüksek. Yeni oyuncu, yeni bir takım olmalarına rağmen çok keyif veriyorlar. Göztepe'nin bir tecrübesi var ama bu sene lige iyi başlayamadılar tabii ki. Ee, o açıdan hani oyun nasıl olur? Hangi tarafa daha çok gider diye sorarsanız Birazcık onu bulmak çok zor ama en azından anlamı, heyecanı, keyfi çok yüksek bir oyun ben bekliyorum. Yani bu, bu, bu haftanın bence en enteresan oyunu olacak. Kesinlikle öyle. Yani dileriz ki Ezeli ve Bedi dost olan iki kulüpte mutlu e, ayrılır. Güzel, keyifli, e, dostane de bir mücadele olur. E, yine de bir skor tahmini almak istesem sizden. Bilemiyorum yapar mısınız? Son bir dakikamız kalmış. Eğer hayır skor tahmininde bulunmayacağım derseniz e, iki tarafında artı eksi yönlerini şöyle kısaca özetlerseniz sevinirim. Sonrasında vedalaşacağız. İyi o skor tabii ki benim için çok zor bir tahmin ama ben e, yani şu an daha oyunun moralli yönünü biraz daha e, Altay takımı e, halletmiş diye e, düşünüyorum. Göztepe'nin yani o beklentilerden e, biraz uzak lige başlaması birazcık olsun onu e, yani favori göstermiyor anlamında değil ama yani sanki Altay'ın ee, oyunu daha böyle bir e, kendi lehine çevirecek olduğu bir oyunu ben bekliyorum. Ama Göztepe'nin de öndeki oyuncuları yani her an oyuna tepki verebilirler. Dediğim gibi yani e, anlamı, keyfi, kültürü yüksek bir oyun bekliyorum ben. Kesinlikle Göztepe. Çünkü yani El Maestro ilk maçında yerinde hamleler yapmıştı. Mustafa Denizli çok büyük bir e, tabii ki futbol adamı. Bakalım nasıl bir mücadele olacak. Bence de öngörde bulunmak çok çok e, kolay olmayan bir maç bence de. Ağzınıza sağlık diyelim o zaman hocam. Görüşmek üzere iyi ilerleyen günler Teşekkür ederim Çiğdem. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Kolaylıklar dileyelim. Gündemi konuştuk. Hamdi Aslan'la beraber sevgili izleyenler bir sonraki saat diliminde de benzerini yapacağız. Yine gelişmeleri sizlerle buluşturacağız. Skype bağlantılarımız olacak orada. Hem dün akşam oynanan maçları değerlendiririz.